İyi günler. Bugün 22 Nisan 2015 Çarşamba. İşte başlıklar. Yeni akit. Tam gezi zekalı. Demirtaş'ın seçim bildirgesi gezicilerin talep listesi gibi. Selahattin Demirtaş'ın dün açıkladığı HDP seçim bildirgesinde dünyada parmakla gösterilen çılgın projelere izin verilmeyeceği deklare edildi. 2013 yılında Türkiye'yi savaş alanına çeviren gezi zekalılarda 3. Havaalanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul gibi çılgın projelerden vazgeçilmesini istemişti. Akşam halkına duyarsız parti HDP. HDP Türkiye'nin büyük çoğunluğunun duyarlılıklarının aksine Diyaneti ve zorunlu din derslerini kaldırıp Ermeni soykırımı için özür dilemeyi vaat etti. Güneş, Ergen Kemal, Başbakan Davutoğlu'ndan ilginç benzetme. Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmak için bol keseden ortaya attığı uçuk vaatlerine en ilginç değerlendirme Başbakan Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nu aile bütçesi bende olsa istediğimi yapardım diyen ergen gençlere benzetti. Habertürk 1 Mayıs'a hacı yorumu. Mahkeme 1 Mayıs hacı kafilesi karşılama, maç sonrası şenlik gibi kanunda istisna olan gösteriler arasındadır dedi. Hürriyet Çanakkale konukları, Çanakkale savaşlarının 100. yılını anma etkinliklerine 21 ülkeden devlet başkanı düzeyinde katılım olması bekleniyor. Milli Gazete, devlet oynattı. Folklorik müzikaller, Hazreti Mevlana, bibloları, kadın semazenler, turistik şovlar, kiliselerde haçın altında sema ayinleri. Şimdi bunu da yaptılar. Hem de devlet eliyle, kızlı erkekli, yarı çıplak baleyle Mevlana'ya çağırdılar. Milliyet, elini çekenin eli yanar. İRA deneyimini incelemek için İngiltere ve İrlanda'ya giden akil insanlar heyetinde yer alan Kadir İnanır, Milliyet'e konuştu. Sabah, paralel suyun başını tuttu. HSK, paralel yapının büyük çıkar kavgalarına bakan ticaret mahkemelerinde örgütlendiği iddialarına el koydu. Star, seçim ekonomisi olmayacak. Başbakan Davutoğlu AK Parti'nin seçim öncesi neden muhalefet gibi vaatlerde bulunmadığını özetledi. En ciddi ahlaki yozlaşma, ekonomide yapamayacağı sözü verip milletin geleceğini riske etmektir. Biz bunu yapmadık, yapmayacağız. Takvim, milletçe alkışlıyoruz. Çanakkale Destanı kısa film oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dua şiirini okudu. Vatan savunmasına koşan değişik milletlere mensup kahramanların görüntüleri ise izleyenleri gözyaşına boğdu. Türkiye, hesap öğren. Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hayalperest diye niteleyen Ahmet Davutoğlu her fırsatta hesap uzmanı olduğunu hatırlatan CHP liderine seçim vaatleri üzerinden yüklendi. Vatan, kolej gibi. 5. sınıflarda haftada 4 saat olan İngilizce dersi özel okullardaki gibi 16-20 saate çıkarılacak, gramerin yerini okuma ve konuşma alacak. Ve Yeni Şafak, ergen kafası. Başbakan Davutoğlu, seçim beyannamesinde hayali vaatlere yer veren Kılıçdaroğlu'nun ergen psikolojisi içinde olduğunu söyledi. Çocuğun ergenlik çağında anneye ve babaya öykündüğünü belirten Davutoğlu, bu aile bütçesi elimde olsa ne güzel idare ederim yaklaşımıdır dedi.